çık dışarı bakayım. Çık dışarı ya. Kartopuz çık tamam. Oğlum söyle. Çık. Herkese selamlar değerli dostlar. Bu kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Köy hayatı, hayvancılık, köpekler, doğa işte. Sizlere yansıtmaya çalışıyoruz sabahın ilk saatleri. Sabah olunca değerli dostlar. Bir formumda olmuyorum. Ne olursa akşamleyin. Yani 11-12'den sonra da kendime geliyorum. Ne yapıyoruz değerli dostlar? Hayvanlarımız var gebe. Hasta bayağı kirli. Hayvanlarımız ağır gebe değerli dostlar. Bilmiyorum nasıl yansıyor şu anda orada. Kızım ne oldu? Kar topu. Bakalım bir. Biraz karanlık gibi gözüküyor değerli dostlar herhalde ama. Dur bakayım kar topu. Başka bir tarafa koyacağız artık. Hayvanlarımız ağır gebe değerli dostlar. Süt verim. Şunu çıkarttım bir. Süt verimi düştü. Biz şey kullanmıyoruz değerli dostlar. Yem falan kullanmıyoruz. Şurayı görüyorsunuz. Şimdi buraları temizleyeceğim hep. Yani biz süt yemi kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz zaten. Yani yemin fiyatını biliyorsunuz. Her şey allak bullak yükseldi. O nedenle süt verimi düşük zaten şu anda. Zaten kış ayına girmişiz. Bizim yazın merada değerli dostlar. Hani merada yeşilde işte dağda tepede ne yerse o sütü alır. Şu anda 5 litre falan çıkıyor. Çıkıyor çıkmıyor işte o kadar bir şey. Zaten 2-3-4 tanesi sağlıyor. Diğerler düyeler değerli dostlar. Ağır gebeler. Şimdi burayı ben temizleyeceğim. Ondan sonra öbür taraftaki ağırda birkaç tane hamal var, 5-6 tane. Orayı temizleyeceğim, otlarını vereceğim. Ne bileyim samanını vereceğim, sağacağım. Ondan sonra yukarı çıkacağım. Köpeklere işte şeylerini vereceğim. Yalını falan yiyeceğini. Bu şekilde devam ediyoruz. Bak neresi sıkıştı. Aa, hayvan zinciri koparmış. Gel. Niye böyle kayma oldu? Şşş. Çık bakayım. Çık bakayım oradan. Bana diyorum ne olmuş ya? Zincire sökmüş. Hadi bakayım. Çık hadi. Hadi bakayım. Geç yerine, geç yerine. Yerin nereye? Yerin. Yerin nereye? Evet. Ha. Aferin sana. Evet değerli dostlar. Sen de kalk bakayım. Hadi kalkın. Hadi. Hadi. Valla şimdi tertemiz yapmışım değerli dostlar. Birazdan ben göstereceğim bakın. Batak içerisinde. Şimdi tertemiz yapacağım buraları. Göstereceğim sizlere değerli dostlar. Evet. Hemen ben başlayayım. Şimdi videolar öyle uzun sürüyor değerli dostlar. Şey yaptığımız zaman. Ama buraya temizleme yaptım mı kalktım mı uğraştım mı. Kesin kesin sizlere sunacağız. Evet değerli dostlar. Böyle yavaş yavaş temizliyoruz. Şimdi hadi de getireyim. Biz bunun profesyoneli değiliz değerli dostlar. Biz köyde bundan geçimini sağlamaya çalışan insanlarız. Ha, profesyonel olarak yapmasını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ama paralar lazım. Yani ya artistlerin işte seyirci şu bu yani şu, bunu yapacak güç biziz ya dostlar. Kendimiz öyle. Kusura bakmayın değerli dostlar. Telefon. Efendim. Tamam geleyim ağırdan bekle. Evet değerli dostlar. Şimdi bak. Telefon geldi. Annem gelmiş değerli dostlar. Ben mesela burada soruyorlar sen niye yani buradasın? Benim buraya tutan en büyük sebebim annem değerli dostlar. Annem Alzheimer hastası son evresinde. İşte İstanbul'da hastanedeydi şimdi yeğenimi getirmiş. Çağırdı. Değerli dostlar her şeyi bulabilirsiniz. Paranız da olur.
olmabilir evde eşya da, o da bu da şu da anne baba bulamazsınız değerli dostlar. Yani şu var. Şurada yaşayacağı birkaç birkaç sene yaşam Allah bilir yine. Allah alim. O kısa zaman zarfında değerli dostlar ben mesela şahsen annemin yanında olmaya çalışıyorum. Hani başka yerlere de büyük şehirlerde zaten yaşadım geldim. Oralara gidebilirim, burada yaşayabilirim. Ama diyorum ya her şeyi bulabilirsiniz. Para, pul, şu, bu. Şu kısacık dünyada bunlara gerek yok. Ben düşüncem öyle. Hepimiz her nefis ölümü tadacağız. Çok para olsa ne olur, olmasa ne olur, bu olsa ne olur, bu olmasa ne olur. Yani sonuçta ölüm yok mu? Ebedi yaşam diye bir şey yok değerli dostlar. Ebedi yaşam burada yaptıklarımızın öbür dünyada bize yansımasıdır değerli dostlar. Ebedi yaşam burada. Burada kısa bir zaman dilimi var zaten. Bu zaman diliminin içerisinde güzel şeyler sığdırmaya çalışıyoruz. Ben de geldim köye. Hayvanlarla uğraşıyorum. Annemin yanında duruyorum. En önemlisi o değerli dostlar. En önemlisi annem. Yani evlenebilirsiniz. Çocuklarınız olabilir. Bunlar olabilir. Ama bir daha anneniz hasta olamaz. Karnınız olur. Çocuklarınız olur. İstediğiniz kadar olur. Ama anneniz, babanız bir tanedir. Hasta olamaz. Ya da kardeş bağları. Kardeş bir tanedir. Başka olamaz yani. Bu saatten sonra benim kardeşlerim olabilir mi? Olamaz. Ablam ya da abim neyse olamaz. Anne de bu şekilde değerli dostlar. Anneniz asla olamaz. Ve cennet diyor ki Peygamber Efendimiz anaların ayaklarının altında değerli dostlar. Bu hem dinsel açıdan hem insani vicdanı açıdan değerli dostlar. Ben şimdi mesela onu bırakıp bir yere gidemem. Hani şurada zaten kısa bir ömrü kalmış. Allah bize yine de o ayrı bir konu. O şekilde. Bu ne yapıyorum? Bu zaman dilimde işte hayvanlar yaşamaya çalışıyoruz değerli dostlar. Yani para kazanmak şu bu değil. Hayatımızı idame ettiriyoruz bu şekilde hayvancılıkla. Hani bunu profesyonel de yapabiliriz ama maddi gücümüz olmadığı için bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Böyle ben bir yukarı çıkayım. Geleceğim değerli dostlar. Devam edeceğiz. Evet değerli dostlar. Burayı temizledim. Şimdi yağdım bu tarafta 6-5 tane 5 tane var. Bunları halledeceğim. O arada çıktım yukarı annem gelmişti değerli dostlar. Ben söyledim gerçekten çok duygulu anlardı. Hatırlıyor beni. İsmini karıştırıyor biraz böyle. Hani heyecanlanıyor. Ana çok şey değil mi değerli dostlar? Herkes her şeyi bulur ama anne baba asla. Babamız zaten küçükken vefat etti. 12-13 yaşındaydık. Şöyle. Dino! Sen ne yapıyorsun oğlum? Evet kısa. Neyse bunlar burayı aldık. O tarafta çok sıkışıyorlardı. Rahat etsinler biraz daha. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ya. Ne oldu? Boz abine mi gideceksin? Boz abine mi gideceksin şerefsiz? He? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Hadi git. Şu burayı temizleyeceğim. Bana otunu vereceğim değerli dostlar. Daha sonra oranın bak orada şeylere sökmüş. Kızım, tosunum ne oldu? Kızım onlar biraz konforlu yaşıyor ama sizin biraz yani siz de sıkışmıyorsunuz, rahatsınız. Altınızı temizliyoruz sonuçta yani. Bu işler böyle değil. Sevgi her şey değerli dostlar. Sevgi hayvanları sevmez, insanları sevmez. Ne oldu oğlum? Ya benim oğluma ne oldu? Ya sen cansın. Geçen değerli dostlar. Dedim ki işte yoksulluktan buraları bırakmış gitmişiz. Hani ben diyorum keşke ben hep bu coğrafyada kalsaydım. Yani bunun dışı, buranın dışına çıkmasaydım değerli dostlar. Ben 5 yaşına gittim. 25 sene sonra geldim. Yani işte 25 sene yani 30 sene sonra aslında temelde geldim ama onun dışında hani bir iki defa gelip gitmiştim var 25 sene hiç gelmemişim ben buraya. Diyorum ki keşke hiç gelmem. Bana sorduğundan niye gittin? Diyorum ki fakirlikten gittik. Fukaralıktan gittik yani. Şimdi? Şimdi yine fakiriz. Değişen bir şey yok. Boşuna gitmişiz. Yani. Evet arkadaşlar hep çekiyoruz. Bunlar bir ana olarak YouTube'da kalacak. Hani bazen insanların değişik yaşamları yansıtmaya çalışıyoruz. Hani izleyen de izlemeyen de canları sağ olsun değerli dostlar. Değil mi oğlum? Değil mi?
Herkesin canı sağ olsun. Önemli değil. Bunlar bir an olarak kalacak. Attıklarımız insanlar, o YouTube'a yüklediğim insanlar, işte köyümün insanları, Anadolu'nun kayıp köyleri serimiz var. Oradaki insanlar, herkes toprak olacak ama orada hep kalacak. Ve birileri izleyip anacaklar sevdiklerini. O zaman ki ne mutlu bana değerli dostlar. Gerçekten ne mutlu bana. Değil mi kızım? Değil mi kızım? O sen cansınız siz ya. Değil mi? Tamam, şimdi sizi temizleyeceğim. Sen otunuzu vereceğim. Öbürlerine sağmaya gideceğim. Tamam. Tamam kızım. Evet değerli dostlar, böyle sizlere yansıtmaya çalışıyoruz hayatımızı. Burayı, evet değerli dostlar, burayı hallettik. Şöyle yemlerini verdik. Işığı kapatacağım. Değil mi? Bak, kimsenin hakkına tecavüz etmeyin. Paylaşımcı olun. Yoksa bak, paylaşımcı olmayan kapitalist sistemi çarkında paramparça olur. Tamam mı? Ekmeğinizi bölüşmesini bilin. Bu dönemlerde ki her şeye bölüşmeye ihtiyacımız olduğu bir dönemlerdeyiz. Bak, her şeye zam zam, istikaklığınızı keserim bak. Gerçekten keserim Tosun. Sen çok sağa sola hücum ediyorsun, yapma. Tamam mı? Şimdi sen hakkına tecavüz etmeyin. Harbiden. Hak meselesi çok derin değerli dostlar. Hak meselesi gerçekten kul hakkı en çok korktuğumuz şeylerden birisi kişisel olarak. Hem insanların alın terine tecavüz etmek, hakkını almak, çalmak, ne diyor ayette? İlk önce yargılanacak kral ve yöneticilerdir. Evet. Değerli dostlar, gerçekten hani hak sadece maddi anlamında değildir. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir gülümseme bile yeter. Komşunuzda gülümseyen hiçbir şeyiniz olmayabilir. Kötü insanlar zaten çok. İyi insanlar olmaya çalışalım. Şimdi geldik. Bunları sağacağız değerli dostlar. Sağacağız da bunların oturun falan vereceğim. Çıkacağım. Değil mi kızım? Şöyle temizledik. Kar topu. Kar topu. Kızım. Kar topu. Gel, gel. Gel bakayım, gel bakayım. Ne oldu? Küstün mü sen bana? Küstün mü sen bana? Ha? Tamam, tamam. Sen cansın ya. Sen evlatsın, evlat. Evet. Şöyle bunları sağmanı yapacağım daha doğrusu. Son böyle bir sıyırırım. Hani en son kalan. Bir de şey. Otunu vereceğim. Sulukların altına tampon koyduk değerli dostlar. Çükürüm diye basın, orada birkaç tanesi çıkmış yani. Ağaçtan. Şuralar iyi. Beton yapmamız lazım da işte. Çok şey yapmak lazım da değerli dostlar. Bazen sıkıntı. Evet, bugün biraz duygusalım. Dediğim gibi. Gerçekten. Hiç üzüntü keder olmasın diyoruz ama hayatımızın bir parçası bunlar. Değil mi kızlar? Evet, şimdi sağıma geçeceğiz değerli dostlar. Makine orada. 3 tane var, nasıl sağırsak sağıyorum. Hem bize lazım oluyor ya da yavru köpeklere falan da veriyorum değerli dostlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sağmaya başlayalım. Değerli dostlar, evet değerli dostlar, böyle sağıyoruz. Yavrum telefon da durmuyor şöyle, değil mi Ayrap'ım? Değil mi? Makineye takmışım. Son bir tane kaldı. Ondan sonra bunların da otlarını vereceğim. Akşam saat 4'e kadar daha gelmeyeceğim. Ama 3-4 saattir buradayım yani. 3-4 saati sizlere kısa kısa zaman dilimine sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Hani onunla uğraşıyoruz, böyle sabah erkenden geliyoruz. Hiç sevmediğim, her şey güzel de değerli olsa bu sabah erken gelmek biraz sıkıntı. Değil mi kızlarım benim? Geleceğim şimdi, geleceğim. Otunuzu da vereceğim. Tamam. Tamam. Tamam mı? Şöyle. Bunlar hep düğe değerli olsa. Yani bu sene çoğu da olacak. Böyle sizlere kısa kısa yansıtmaya çalışıyoruz hayatımızdan kareler. Ne yaptık? Sütleri sağdık. Şimdi yemlerini de verdik. Bu şekilde. Dağlar da orada. Şimdi yukarıda çıkacağız. Köpeklerimizi verdim. Köpek geri geldi. Karakaşlı kangal. Bozoyla da fazla anlaşamıyorlar. Bakacağız onlara, biraz tur atalım.
köydekiler bakalım kimlere göreceğiz. Böyle bir köy videosu yapalım dedik. Böyle hayvanlarımız yemlikleri de yiyorlar. Diğerlerini buraya sıkıştırabiliriz değerli dostlar ama çok sıkışık olur, rahat edemezler. Şimdi tosun olsa zincirini kısa bağlayabilirsiniz şöyle dipten. Ama ineği fazla şey yapmıyorum, sıkmak da istemiyorum yani, kısa bağlamıyorum. Yani tosun olsaydı onları zincirlerini kısa bağlardık. Şöyle maşallah bereketli olsun diyelim. Ne yapalım, yukarıda köyde köpeklerle işte, bakalım köyden kimi göreceğiz, onlarla devam edeceğiz. Evet değerli dostlar. Aynen kaldım öyle. Sizlere köy hayatını farklı yönlerle yansıtıyoruz. Hayvancılık, köpekler, İnsanlar. Hayvanlardan başladık. İnsanlar. Köpeklerle, insanlarla işte. Yaşlı. Şey pardon, insanlarla sonra köpeklerle devam edeceğiz. Nizar amca burada tabii işte, burada da bize kahve getirmiş. Burası şey, köy meydanı değerli dostlar. İstanbul olarak değil mi? Ben İstanbul'da yaşamadığım için bilmiyorum ama köyün dışını bilmiyorum. İstanbul'da ya. Bir gün beni götürün hayrınıza gezdirin İstanbul'u. İstanbul. Erzincan'a kadar gidebiliyorum, sınırı geçmiyorum. Biz de Erzincan'ı bilmiyoruz. Ben de Rafa'da başkasını bilmiyorum. Evet. Bu, değerli dostlar, ben o köyün kalıcısıyım. Bu arkadaşlar misafir grubu, İstanbulcular. Bak adam termosu var. Kahvesini yanında gezdiriyor. Belli değil mi? Çekiyor mu? He, çekiyor. Geniş kapsamlı o. Al da sen al. Ondan sonra Müzer amca. Yok ben içmiyorum. Rakalı bastansın, ne yapacaksın? Ben içmiyorum, içmiyorum. Siz için kurma. Siz içerseniz ben... Siz içerseniz ben mutlu olurum. Bir yaşlı olarak yedirmeyi geçirmeye. Sen daha iyisin Müzer amca. Valla bu siyah köpek kimi? O da benim Müzer amca. Kadı onu mu? Onlar hep benim. Ya şu anda tabii senin de. Yani bu kadı o gün geldi götürdü ama yine geldi. Getirdi geri getirip götürüyor. Durmuyor köpek burada ya. Kadıya verdim, durmuyor köpek. Gidiyor geliyor. Bakmıyor değil mi? Sevmiyor. Bakmadı değil mi? Demek ki sevmedi orayı. Sevmiyor orayı. Hayvan bile seçiyor ya. Ha. Abi de cam olsun ne için? Ya. Sen de ya gözünü seveyim. Duyuyor. Evet. Duyuyorsun ya, ayıp ediyorsun. Yok ben abi, o anlamda adını Cem'e takmamışım. Yok. Türküden esinlenerek taktım onu. Haa. Dino Pozo! Gel oğlum. Bak. Görüyorsun. Evet ya. Şimdi nereye gitmişler? 9. ayda geri getireceğim ya köpeği. O yaylaya götürecek. Ama durmuyor köpek. Akşam aradı yine. Dedim yapacak bir şey yok. Geldim motorla o gün. Peşe tahtadın da bir geri geldi. Köpek bir aydır zincirli Müzer amca. Ha. Zinciri çözmüş. Köpek baktım kapıda. Ne bu oğlum? Değil mi oğlum? Seni sevmiyorlar. Sana sevgi göstermiyorlar bu oğlum. Daha peşine düşmedik o zaman. Evet. Ben dedim vazgeç. Evet. Vazgeç bu sevdadan sen. General Tito var bu taraflarda? Yok. General Tito yok. Hey oğlum. Gel oğlum. Gel Bozo. Gel. Haydi aslanım. Haydi oğlum. Haydi Dino. Allah başını gel üstümüzü batırır ya. Neylo. Uyuyor bir şey yapmaz. Ya ne veriyorsam emiyor ya. Zayıfladı. Leylo İsa onun zamanı değildi yavrum. Değildi. Erken. Yani ne yaptık etmedik de erken. Önce bununla geldi işte. Yavrular hep böyle. Sonra da Bozo'yu saldım. He. Bunun yavruları. Yavrular hep böyle ya. Ha şimdi anlaşılır, pezevenk geliyor karısına sahip çıkıyor. Onun için oradan durmuyor. Ha, şimdi bunun anlaşıldı. Bunun için durmuyor, doğru. Ha, şimdi anlaşıldı. Çocukların yanına geliyor. Aynen öyle. Yok o. Ya kardeşim o var ya. Küçüğü. Küçüğü var ya, meşk olacak. Çok fena ya. O Bozo da onu yetiştiriyor. Ha. Bir de Bozo normalde hiçbir şeyini paylaşmaz bir köpekle. Ha onu da paylaşıyor. Ha bugün ben yal verdim bunlara. Kapıyı kilitledim, kendine attı, bu burada yal yedi ya. Gördü onu, kendine duvardan aşağı atacak, zor tuttum onu. Vay be. Yani o ki ona hiç dokunmuyor ya. Dokunmuyor. İkisi kardeşler, Mezar amca onu biliyor musun sen? Onlar ikisi kardeşler.
Adet de bu üvey mi acaba? Yok yok, babaları bir, anneleri ayrı. Biri sarı, birisi ya bozoyla o dinakisi kardeş. Alo, onu daha beraber getirdiniz ya, bir tane işte bozon neşi. Aynı ona böyle, dinoya benziyor. Şimdi ben hep söyleyeyim. Zaten ben diyorum ki bak, bunun kardeşleri hepsi kangal, bu sarıydı. Millete inandıramıyoruz. Sen gördün daha kardeşi nasıldı? Kangal. Aynen. Aynen ha. Ondan sonra bu değişik çıktı, bunu aldık. Şimdi oldu. Alo, siz o gün Şahin'le Armut arasına gittiniz. Evet. Traktörle. Onlar hepsi geldi peşinde, bu dinozor da geldi. Dedim bu yalnız gider, o tek kurt geliyor ya. Ha, çarpabilir. Çarpar ha. Ona dikkat edin yani. Değil mi oğlum? Şimdi bu bozoyun ikisi kardeşimiz herhalde. Anladın. Ha. Ha gel. Ne var lan? Nereye gittin? Ha, 55 günlük oldu ha. 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 Yavrular da bundan. Ha. Ha, bir çık bıraktım yerlerim. Dur bak. Gitme oğlum, o bozo değil. O bozo değil. Değil mi oğlum? Hadi açın bakalım, tamam. Hadi. Hadi. Bozo hadi o tarafa. Hadi sen de. Evet. Sen de yürü. Sen de yürü yürü yürü. Tamam oğlum, tamam, sevgi gösteriyoruz o kadar değil. Bak bozo nasıl beni dinliyor. Şımarmayın. Evet, değerli usta, birazdan köpeklerle çıkacağız. Gel bakayım. Bir eve gidecek, oradan köpeklerle çıkacağız yürüyüşe. Ha. Ha. Çıkabilirsin. La kardeşim, köpekler de hepsi seni çok iyi tanıyorlar. Ya. Ama sahibi ben ondan. Saadet. Kim bakıyor da çok? Ha. İrtibatlı. Ona bu kar yemesini bile biliyor bak. He alıştı ya. Evet değerli usta, şöyle içi muhabbet ettik. Çıkacağız. Müzer amca, ben şunu diyorum ya, şimdi kapatmadan diyorum ki, eskiden ne köpekler vardı yani, ayıya süren, burada giden, değil mi? Sen var, hani daha bizden... Daha köpekleri vardı ki. He. Kankal neymiş onların yanında. Ama bize has bir köpek cinsi vardı Müzer amca, yani hep birbirine benziyor, bize bu bölgeye has. Ya işte bölgenin böyle... Ha. Cins köpekleri güzel böyle, davar köpekleri güzeldi. Anadolu çoban köpekleri ama şeylerdi. Ha. Hani iri yarıydı lan, sende bir tane varmış ya. Vardı, bunlar ne? Adam korkuyordu bakmaya. Eski köpekler öyle, bir de gidiyormuş ayıya, kurda sürüyormuşlar işte, domuza. İşte köy köpekleri götürdü, kurda verdi, geldiler. Yani eski köpekler namlılarmış da, ama ne oldu, göçmüş oldu ya, köpek ırkı da. Vardı bir tane büyük. He. Ancak bol insanlara geliyor. O beni ısırdı, ben bir kere gelmiştim köye. He. O benim şu parmaktan tuttu, öküz gibi bir şeydi ya. He. O götürdü 4 tane, 5 tane köyün köpekleri götürdü bizimkine. Kurda verdiler, gel kaçtı geldiler. Eskiden öyle ya, güzel köpekler vardı. Böyle bölgeye has köpekler değerli dostlar. Şimdi her bölgenin kendi köpekleri vardı. Bizim buranın da hep aynı cinsler yani, bir yerlerden çıkma yani, hep aynı tipler. Cesaretli köpek. Bizim de şimdi ben diyorum ki ya, benim bizim için kankalmış, uyumuş önemli değil. Cesaretli köpek önemli. Cesaret önemli. Seni bırakmamak önemli. He. Köpek seni sahibini satmayacak. Şimdi ben bozuyu sürüyorum ya ormana. He. Bunlarla sürüyorum. Bunlar o gün gidiyorlar. Bozu gidiyor, dönüyor. Ben tekim ya. Direkt geliyor yanıma, dibime giriyor. Yani bırakmıyor beni. Abi. Yolda gitsen de beni görmesin. Nerede olsa olsun. He. Zaten Leylül canlı şaka yani. He. Aklı sende olacak. Aklı he. Yoksa... O gün abi derede tam çıkın, Nevzat'ın evin orada var ya, bir domuz sürüsü tam abi buraya geldik, kurt tek bir tane, kırçıl bir tane. Onunla. Tabi işte ben rahatsızdım, inemedim, yoksa ben onların peşine giderdim de kamerayla falan. Denk gelmedi ha. Çekemezsin ki ondan kaçar. Ne kadar çekersek. Ama çok da gelmiyorlar ya. Gece varlar. Şimdi biraz düzelirim ama gece kamerasıyla çekim yapacağım. Evet değerli dostlar, birazdan eve gideceğiz, ondan da köpeklerle çıkış yürüyüşe çıkacağız. Buralar. Evet değerli dostlar, şimdi yavruların yanına geldik. Şöyle hayvanlardaydı, göstereyim sizlere yine. Ne oldu ölüyorum? Şu aslan da arka tarafta. Şöyle. Ne oldu ölüyorum? Sen kimi avlıyorsun? Lan sen kimi avlıyorsun? Değerli dostlar, bizim kara kırçıl kangal burada. Ya bozu.
Ben onu bir arkadaşıma vermiştim. Birkaç hafta bende kaldı. Onun ihtiyacı vardı, ona verdim. Tekrar geri alacağım tabii. Yaylaya götürecek. Köpek ihtiyacı vardı. Ama bağ çözdü. Çözmüş yani bağ. Bir aydır zincirdeymiş. Çözmüş köpek. Tek 10 kilometre yol değer dosta yine geldi. Değil mi oğlum? Hadi oğlum. Yavrularım, benim yavrularım babası değer dostlar bu. Böyle göstereyim sizlere. Gel. Ve biraz çıkalım. Aynen Dino'nun cinsi değerli dostlar. Kara kırçıl yine. Şöyle. Ne oldu? Gel. Hadi oğlan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Yavruların da babası. Yani yavruların alacağı hal böyle. Değerli dostlar. Şöyle bu şekilde bir hal alacaklar. Bakın şöyle zaten belli. Ne oldu oğlum size? Hanginiz havlıyordunuz lan bana? Ha? Evet, evet, gerçekten. Maşallah çok hareket attılar. Ne oldu? Ne oldu? Lan ayı. Lan ayı. Şuan bakar mısın değerli dostlar? Gerçekten maşallah çok tatlılar ya. İşte babaları burada. İlk bundan eşleştirdim. Cemo yine dolanıp gelmiş. Şimdi burada da köpeklerimiz. Gel oğlum. Gel. Cemo gel. Şimdi çıkacağız birazdan böyle biraz gezintiye bakalım. Bir şeyler bulacak mıyız? Hadi bakalım. Hadi bozo. Hadi bozo. Hadi oğlum. Ya da bozo benim için çok anlam ifade ediyor. Ben her seferinde söylüyorum. Hadi kara oğlan. Ben hep söylüyorum. Ha. Cemo da burada. Bu nasıl değerli dostlar? Ben buna bakıyorum. Cemo çok güzel hayvancı bir köpek ama bir bakıyorsun iki gün yok. Gidiyor, dolanıyor, geliyor. Yani acıkınca geliyor. Gel. Gel oğlum. Böyle biraz çıkalım bakalım. Gel hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlan. İşte. Oğlum dur bozu. Dediğim gibi kara oğlanı götürüyor, veriyoruz. Bağlıyor. Bağ çözümü direkt soluğu yanımda alıyor. Sesinden demek sevgi meselesi. Şu köpeklerle ben çok ilgileniyorum. Hadi hadi Cemo. Lan durun. Hadi Bozo. Hadi kış. Hadi ileri oğlum. Aferin benim oğluma. Dedim ne olursa Bozo Lilo Dino da o şekilde bebekliklerini de büyüttüm. Yani bir yere gidince güveniyorum. Çünkü Bozo nasıl beni kaybetsin ne olursa olsun geri benim yanıma gelir yani. Bir şey kovalasa da o beni gözden kaybetti mi? Yani gitmez, sürmez. Direkt yanıma gelir. Koruma içgüdüsü çok fazla. Gel. Aferin benim oğlum. Aferin benim oğlum. Aferin benim. Benim kara oğlan. Aslansın sen. Hadi. Hadi bakalım. Biraz yürüyelim bakalım. Ne göreceğiz sizlerle? Hadi bakayım. Yani Dino'nun da şekli böyle olacak değerli dostlar. Biraz daha açık. Kara kırçlı zaten. Aynen. Kara olan gibi. Bunun gibi. Aferin oğlama benim. Aferin. Aferin. Hadi Leylo. Hadi Leylo. Yani çocuk doğan yavrular da zaten buna benziyor. Biraz da anneden almış. Önce buna çiftleştirdim. Daha sonra Bozo'yla zaten bundan almış değerli dostlar. İkisiyle çiftleştirmiştim ben. Bozo zaten daha yaşını tamamlamamıştı. Ama zaten benziyor yavrular. Babaya benziyorlar. İşte ben bunu verdim geri alacağım diye. İhtiyacı varmış dostum. Bende de şu anda köpek var değerli dostlar. Büyütüyorum. Bu var. Bir de sağda soldan gelen köpeklere de bakıyoruz. Hani dedim bunda kalsın. Sonra alırım ben. Şu yer yapacağım falan. Ama bu durmuyor geliyor değerli dostlar. Durmuyor geliyor. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi şöyle yürüyelim. Değerli dostlar böyle yürürken ileriden bakalım bir şeyler daha görürsek çekeceğiz. Değerli dostlar bir şey gördüler.
Hadi bir şey gördüler. Hadi oğlum. Bozo ile karavan ikisi de önden gidiyor. Aferin Bozo'ma benim. Aferin. Cemo da oradan geldi. Bir şey gördüler ama. Sen nereye oğlum, bir dur. Belim ağrıyor değerli dostlar. Belim ağrıyor, koşamıyorum. O gün ben kurdu gördüm. Tek kurt, kırışır bir tane. Aha. Harbiden kovaladılar. Ay. İşte ben çok kaç gün zaten en son bir hafta sonra video atabildim. Şöyle. Hadi oğlum. Yolda giderken muhtarımızla karşılaştık. Ne yapıyorsun abi? Ben de ya karşında çıkamıyorum köpeklerle. Dedim bir çıkayım. Şu nasıl olmuş, gördün mü? Ne yapıyorsun? Fena. Nasılsın bakayım? İyi abim. Ne var ne yok? Abone köpeklerle dolaşıyorum. Bakın bir şey var mı? Alttan koştular. Demek bir şey vardır. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Sağ ol canım benim. Yaramaz bir şey yok. Yok, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Sağ olasın. Hadi oğlum. Fıçı. Köpekler gitti. Nerede olsa bir şey gördüler de. Tabi yerden çıktı. Onlar bastı. Ben gidemiyorum mesela o. Abone hayvan oldukça fazla. Geldi. Hadi oğlum. Hadi. De bizim drone almamız şart. İşte yukarılarda hep var da dostlar, bir sürü şey var. De çekemiyoruz. Biz gidiyoruz, o yönden kalkıyor. Peşinden deli dana gibi dolaşıyoruz. İşte şu arada doların yükselmesiyle de drone'lar bayağı yükseldi. Öbür nerede? Dandik zaten. Hadi oğlum. Aferin benim yavrularıma. Aferin. Aferin benim yavrularım. Hadi Bozo. Şu sırta doğru vurayım. Bakalım. Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Sen ne yapıyorsun? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Cemo. Çamur baya. Hadi bakayım. Hadi değerli dostlar, böyle kesitlerle sunmaya çalışıyoruz. Yoksa çekilecek çok şey var aslında da. Bazen biz geç kalıyoruz bazen. Hadi. Hadi gel Bozo. Hadi Bozo. Hadi karavlan. Hadi. Aferin. Aferin size. Bas. Hadi. Hadi. Bu işler farklı değerli dostlar. Hadi oğlum. Hadi sen de. Bak yavruluktan yetişiyor değerli dostlar köpekler. Yani hani köpeğiniz çok iyi olabilir, çok iri olabilir diyoruz hep biz. Yani ne olursa olsun ya, zeker olsun, olsun bu olsun. Ben diyorum ya, benim için cesaretli köpek var. Böyle yetişmesi lazım bu arazide, bu dağda. Bu arazide de her köpek yürümez, tırsar. Geri vites atar. Ben nasıl? Diyorum ya, ben bu köpeklerime güvenim, ne olursa olsun. Daha yavru var ya benim. Bozu olsun, Leyla olsun da. Doğurdu ama 10 aylıkken doğurdu. Şimdi bu karaoğlan. Karaoğlan tek kusuru var. Mermi sesine alışmamış. Yani öyle yavaş yavaş alıştırıyordum ben de, işte vermek zorunda kaldım. Şöyle çıkalım. Hadi oğlum. Bas Cemo. Cemo'yu ipi alıştırdım ben sese. Bence Cemo öyle biraz değişik. Hadi. Gider gelir. Şöyle dereye doğru gidelim. Orada tekrar devam ederiz. Evet değerli dostlar, karşıya gittiler. Karaoğlan ya! Bozo ya! Hadi oğlum! Geldi. Bir şey bulamadılar, indiler aşağı. Aferin benim oğluma. Gel bakayım. Oğlum seninle bizim işimiz çok ya. Ne yapacağız seninle ya? Bir götürüyor, sen durmuyorsun, kaçıyorsun, geliyorsun sürekli ya. He? Gel bakayım. He? Gel bakayım. Aferin benim oğlum. Aferin. Şöyle. Bozo. Değerli dostlar, şimdi Bozo bu Cemo'yu zaten yere seriyor. Onu da yere seriyor. Sermediği köpek yok. Bayağı güçlü. Ama benim favorim bu Dino. Çok fena bir köpek olacak. Arabalarda domuz kurt konusunda kurtçu değerli dostlar. Soy öyle zaten. Çok iyi. Değil mi oğlum? Ne oldu? Gel bakayım.
Gel bakayım oğlum. Sen oğlum sen niye orada kalmıyorsun lan? Ha? Geldi. Aynı cinsler değerli dostlar. Şşş. Oyun bilme. Boza değil bak. Boza değil. Şşş. Dino. Oğlum boza değil o. Boza değil. Bak seni parçalar bak. Boza değil mi değerli dostlar? Yanında bebek getirdim alıştı ya. Ha. Hayır hırlamayın birbirinize. Hırlamayın birbirinize. Tamam mı? Evet değerli dostlar böyle bir video çektik sizlere. Köpekler yavruları gösterdi kısa. Zaten bize bizim ana olan geri geldi. Bozo. Bizim Cemo. Leylo kızım yavrular nerede sen burada yanımdasın? Ha? Cemo değerli dostlar şunu. Şu Cemo kimse kolay kolay kapısına bağlamaz. Ama köpek gerçekten fena bir köpek yani. Hem malda öyle hem de şeyde kovalamada gitmede sürmede yani gerçekten çok iyi. Hani yani benim için cesur köpek önemli. Kangalmış, sartmış, turtmuş bunun yok pit bulmuş yok rottweiler'ın hiçbir önemi yok. Temposu kardeş. Cesaretli köpek değerli dostlar. Bu yüzden ben çok köpek gönderdim. Yani şekline bakıyorduk. Ayı gibi iri yarı köpek ama icraat sıfır, icraat yok. Ama gerçekten bunlar çok fena olacaklar. Yavru da öyle. Leylo biraz kendine gelsin. Yavrular şu şey yapayım bir emzirme olayı bitsin. Leylo malda çok iyi. Koruma içgüdüsü de yine öyle. Bu zaten sürüyor mu? Değerli dostlar. Affetmiyor. Hatta bir çift de bıraktım. Bir dişi bir erkek. 5-6 tane falan yeter. Diyorum ya eskiden bende çok iri yarı köpekler de vardı. O zaman çekmiyorduk falan. Ben şu karşı tepede oğlum mermiyi attım. Köpekler dakika başı attığım yere gidiyorlardı. Öyle alıştırmıştım. Kurtlar boğdu geçen sene falan. Geçen sene kurtlar kaç tane? 3 tane 4 tanesini götürdü değerli dostlar. 4 tanesini götürdü. Gerçekten. Ayrı ayrı pusuda yani kurt sürüleri kurt şey değerli dostlar güçlü bir hayvan pusuya düşürdüm affetmez. Evet değerli dostlar hoşça kalın diyoruz. Şöyle köpeklerle bir gezinti yaptık. Şimdi iyileştikten sonra şu dağlara çıkacağız tekrar bakalım tam mevsimin zamanı. Bugün köyün dibinde gördüm ben şu aşağıda kurdu. Domuzu da biraz etesinde akşamdı. Bakalım akşamları da çıkacağız gece kameramız var. Onlarla çekim alacağız. Bakacağız artık.